Sinemciğim, ne yapıyoruz izleyicilerimiz için? Beşamel soslu, sebzeli tavuk kebap yapacağız. Harika, ismi bile güzel. Evet. Malzemelerimiz neler? Göğüs tavuk, kaşar peyniri, yeşil biber, kırmızı kapya biber, salça, sıvı yağ, tereyağı, bir adet yumurta sarısı, tuz, kırmızı biber, kimyon, karabiber, un, sarımsak, patates, soğan ve sütümüz var. Tamam. 3-4 adet tavuk göğsümüz var. Tavuk göğüslerimizi iri iri doğruyoruz. Bakın görüyorsunuz fazla küçük doğramıyoruz. İri iri. Çünkü harika bir tavuk kebap yapıyoruz. Kaybolmasın kebaplarımız değil mi? Şöyle aynen birazcık öyle. Dişe gelsin, kendini göstersin. Evet, tavuklarımız hazır. Fırın tepsimiz geldi. Ve tavuklarımızı bir güzel tepsimize döşüyoruz. 5 adet patatesimiz var. Patateslerimizi doğruyoruz. Bütün patateslerimizi de bu şekilde doğrayıp tavuklarımızın üstüne ilave edeceğiz. Sıra geldi soğanlarımıza. Soğanlarımızı da bir güzel doğruyoruz. Soğanlarımızın hepsini yarım ay şeklinde piyazlık doğradık incecik ve onları da tepsimize alıyoruz. Biberlerimizi doğrayalım. Tamam, yeşil biberlerimizi doğruyoruz. Beşamel soslu sebzeli tavuk kebabımızın sebzelerindeyiz. Yeşil ve kırmızı biberlerimizi doğrayacağız. Yeşil biberlerimizi de halka halka bir güzel doğruyoruz, sivri biberlerimizi. Ve onları da fırın tepsimize koyduk. Şimdi kırmızı biberlere geçiyoruz. Biberlerimizi doğruyoruz. Bakın bir güzel. Şimdi kırmızı kapya biberlerimizi de yeşil biberlerimizin üstüne alıyoruz. Şimdi ne yapalım? Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. Tamam, baharatlarını eklemesi benden. Kimyon, karabiber ve tatlı toz biberimiz, tuzumuz, tuzumuzu da şöyle ilave edelim, pul biberimiz. Şimdi sarımsaklarımız var, sarımsaklarımızı da hemen veriyorum. Evet, sarımsaklarımızı da ekliyoruz. Sarımsaklarımız da tamam, şimdi ne yapalım? Şimdi salçamızı sıvı yağ ile karıştıracağız. 2 yemek kaşığı kadar salçamız var. Salçamızı döktük. Sıvı yağ dökeyim mi? Olur. Ve salçamızı sıvı yağ ile karıştırıyoruz. Salçamız da hazır. Bir bardak suyumuz geldi. Suyumuzu da birazcık ilave ediyoruz sosumuza. Müthiş bir sos hazırlıyoruz şu anda kebabımız için. Döküyoruz fırın tepsimize bu güzel sosu ve karıştıracağız bütün malzemelerimizi. Harika. Zaten sıvı yağ koymuştuk. Ve bütün malzemelerimizi bakın beşamel soslu, sebzeli tavuk kebabımızı neredeyse hazır hale getiriyoruz. Bütün malzemeleri bir güzel birbirine karıştırdık. Kaç dakika, kaç derecelik fırında pişirelim? 180 derecede 30 dakika pişirmek yeterli olacaktır. Tamam, o zaman biz de fırına gidiyoruz. Bir güzel tavuklarımız, patateslerimiz, biberlerimiz pişti. Harika görünüyorlar. Fırından çıkardık. Şimdi sıra geldi beşamel sosa. Yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ. Süper. Sıvı yağımızı aldık tenceremize. Tereyağı alacağım. Şimdi tereyağımızın birazcık erimesini bekliyoruz. Eridikten sonra 4 yemek kaşığı un ilave edeceğiz. Tereyağımız eridi. Tamam. Çok doldurmadan 4 yemek kaşığı. Şimdi sıra geldi bir güzel unumuzu kavurmaya. Tereyağımızla birlikte unumuzu kavuracağız. Birazcık rengi döndükten sonra sütünü dökeceğiz. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Ne kadar sütümüz var? 3 su bardağı kadar sütümüz var orada. Hızlıca karıştırıyoruz. Topak topak olmasın. Bakın çok güzel kıvam almaya başladı. Tereyağımız, unumuz, sütümüz harika görünüyor. Ne ekleyeceğiz? Çırpmayı hiç bırakmayalım ki topak topak olmasın. Pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Şimdi karabiber ve tuz ilave edelim. Tamam. Çok azıcık. Çok az karabiber. Evet. Bakın. Tuzumuzu ilave edeyim. Bir miktar tuz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Beşamel sosumuz kıvama gelinceye kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Böyle patates püresi kıvamına gelecek. Beşamel sosumuz harika oldu. Evet, beşamel sosumuz hazır. Şimdi bunu indirelim. Tamam. Biraz kaşar rendeleyip içine atacağım. Tamam. Kaşar peynirimizi de rendeledik. Hem beşamel sosumuza vereceğiz kaşarı hem de bu güzel yemeğimizin
üstünü süsleyeceğiz. Kaşar peynirimizi bol bol ilave ettik beşamel sosumuza. Şöyle karıştırdık. Harika bir kıvam verecek ve böyle akışkan bir hale getirecek kaşar beşamel sosumuzu. Artık beşamel sosumuzu tavukla buluşturma vakti. Bakar mısınız şu kıvamın güzelliğine? Harika. Şimdi yumurtamızı ilave edelim. Tamam. Bir adet yumurtanın sarısı. Süper. Yumurtamızın sarısı da artık sosumuzun içinde. Şimdi sıra geldi beşamel sosumuzu tavuklarımızın üstüne boşaltmaya. Çok güzel bir şekilde beşamel sosumuzu tavukla buluşturduk. Patateslerimizle buluşturduk. Her yere yayıyoruz. Şimdi kaşar peynirini ilave edeceğiz üzerine. Tamam. Kaşar peynirlerimizi de beşamel sosumuzun üzerine bir güzel döşüyoruz. Şimdi bu fırına girecek. Fırından çıktıktan sonra kaşarlar böyle eriyecek. Mükemmel bir görüntü olacak. Aynen öyle. Kaşarlarımız kızarana kadar fırında bekleteceğiz. Takmini 10 dakika kadar. Tamam. Sonra servise hazır. Ve fırına gidiyoruz. Ve işte artık beşamel sosumuzun üstündeki kaşar da eridi. Harika bir görüntüye sahip. Evet. Hadi tadına bakalım. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle of, müthiş gerçekten. Çok lezzetli görünüyor. Harika. Kokusu efsane. Görüntüsü mükemmel. Tadı inanılmaz lezzetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.